şimdi arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerin diğer çözüm yöntemlerinden olan diskriminant yönteminden bahsedeceğim. E, A sıfırdan farklı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde bizim diskriminant yani delta diye bahsettiğimiz bir sayısal değer var. Bunun bulunuşu bütün ikinci dereceden ifadelerde aynı aslında. Biz onu b kare eksi 4 ac formülüyle bulabiliyoruz. B'nin A'nın C'nin ne olduğunu zaten AX kare artı BX artı C'de size söylemiştik. Şimdi ilkinde delta eğer sıfırdan büyükse sonuçta delta bir sayı olduğu için karşımıza 3 tane farklı sayı sonucu çıkacaktır. Ya pozitif ya sıfıra eşit ya da sıfırdan küçük değerler. Eğer delta sıfırdan büyükse bizim elimizdeki denklemin farklı 2 tane reel kökü vardır. Biz bu kökleri bulabilmek için x1 ve x2'nin formüze edilmiş halini yazdık buraya. x1 eksi ve artı kök delta bölü 2a. x2 de bunun eşleniği olan eksi ve eksi kök delta bölü 2a'dır. Delta'nın sıfıra eşit olması durumunda elimizdeki denklemin çakışık iki tane reel kökü vardır ki bu kökler az önceki aslında x1 x2 de yerine yazılırsa delta'nın sıfır olması karşımıza eksi b bölü 2a olarak çıkartacaktır köklerimizi. Ayrıca biz bu köklere eşit aynı veya çift katlı kök isimleri de verebiliyoruz. Üçüncü ve son durum delta'nın sıfırdan küçük olması durumu. Denklemin reel sayılarda delta sıfırdan küçük olduğu zaman bir çözüm yoktur. Dolayısıyla çözüm kümesi Boş kümedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu bahsettiklerimizden biraz örnekle ayrıntılı hale getirelim. Ee, x kare artı 3 x eksi 5 eşittir 0 denkleminin köklerini diskriminant yöntemiyle bulalım. Aslında bunu normal çarpanları ayırma yöntemiyle bulabiliyor muyum? Önce onu kontrol etmeliyim. Çarpımları eksi 5 toplamları artı 3 olan tam sayılar olmadığı için biz diskriminant yöntemine başvuruyoruz. Bu ifadenin diskriminantı yani deltası b kare 9 eksi 4 tane a'sı 1 c'si eksi 5'ti. Dolayısıyla burası bizim için 29 yaptı. Yani sıfırdan büyük olduğu için farklı iki reel kök olacak. Birinci kök eksi ve eksi 3 artı kök delta kök 29 bölü 2a dediğimiz diğeri de eksi 3 eksi kök 29 bölü 2a dediğimiz ifadeyle karşımıza çıkmış oldu. Bir diğeri bu denklemin farklı iki reel kökü varsa emin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? elimizdeki denklemin farklı iki reel kökünün olması demek deltasının sıfırdan büyük olması demek. Dolayısıyla delta büyüktür sıfır dedik. Delta diye bahsettiğimiz b kareden 16 eksi 4 tane a'sı 1 csm eksi 2 zaten. O halde burası 16 eksi 4 m artı 8 büyüktür 0. Yani 24 büyüktür 4 m olarak karşımıza çıktı. Her iki tarafı 4 ile de sadeleştirecek olursak 6 büyüktür m dedik. M'in 6'dan küçük olduğu en büyük tam sayı değeri arkadaşlar cevap olarak karşımıza 5'i getirecektir. 2x kare artı m eksi 3x artı 18 eşittir 0 denkleminin çakışık 2 reel kökü var. Çakışık 2 reel kökünün olması delta'nın 0'a eşit olmasıyla mümkündü. O halde biz bu ifadenin deltasını hesaplarken m eksi 3'ün karesi eksi 4 tane a çarpı c ifadesi geldi. M-3'ün karesini hiç açmayalım. Bu şekilde bıraktığımızda M-3'ün karesi eşittir. 8 çarpı 18'den eksi 144 diğer tarafa artı 144 diye gitmiş oldu. Karesi 144 olduğuna göre kendisi ya 12'dir arkadaşlar ya da eksi 12'dir. Demek ki M değeri karşımıza ya 15 olarak ya da eksi 9 olarak gelecektir ki alacağı değerlerin çarpımı sorulmuş bize. 15 çarpı eksi 9'dan dolayı cevabımız eksi 100. 35'tir arkadaşlar. mx kare artı 8x eksi 2 eşittir 0 denkleminin reel kökü olmadığına göre reel kökün olmaması delta'nın sıfırdan küçük olması durumuydu. Peki delta'yı hesaplarsak b kare yani 64 eksi 4 tane m çarpı eksi 2 dedik. Küçüktür 0. Burası 64 artı 8 m'in sıfırdan küçük olduğunu yani 8 emin eksi 64'ten küçük olduğunu gösterir ki 8 ile sadeleştirecek olursak m küçüktür eksi 8'dir. m'in eksi 8'den küçük olan en büyük değeri bizim için eksi 9'dur arkadaşlar. Müzik